Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu hibrit bir rüzgar türbinüdür. Gördüğünüz gibi bu yön alıcı kuyruk. Burada da enerji odası vardır. Yani alternatör üreteç. Bu normal vantilatör pervanesi olup isterseniz bunu değiştirerek başka bir pervane takabilirsiniz deneylerinizde değişik amaçlı. Bu gördüğünüz ön kısımdaki yuvarlak şey de rüzgar yarıcıdır. Bu rüzgar türbinlerinde mutlaka kullanılır. Bunun şeyini de göstereyim size. Şu gördüğünüz hibrit sistem, solar sistem. Şu şekilde ışıkla daha çok belli oluyor. Bunun burada açma kapama düğmesi vardır. Bunu açtığınızda güneş enerjisiyle bakın. Şu anda kapattım, yandı ve güneş veya ışığı gördüğü zaman söndü. Bu sistemle beraber buraya da monte edeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda karanlık olması nedeniyle yanmakta ve ona bir ışık tuttuğumuz zaman da bakın sönecektir. Gördüğünüz gibi bu otomatik bir sistemdir. Ben bunun çıkışını elektronik doğrultmaç, yani bu alternatif çıktıktan sonra diyot vasıtasıyla köprü diyot ve kondansatörle doğrulttum ve DC olarak enerji vermektedir. Gördüğünüz gibi 50-60 santim uzunluğunda bir led bağladım ama 3-4 metre uzunluğundaki ledi yakabilirsiniz. Bakın şöyle ben hafif döndüreceğim ve dönünce dahi bakın hafif dönmede nasıl ledleri yaktığını görüyorsunuz. Tekrar bakın elimle döndürüyorum. Ledler yanıyor. Şimdi ben başka bir şeyle vantilatörle döndüreceğim. Bakın karşısında rüzgar yarıcı gördüğünüz gibi devrede. Şu anda gayet güzel ledler yanmaktadır. Bakın şu anda dönüşünü çok güzel bir şekilde. Bu hibrit sistemde gördüğünüz gibi ışığı görecek, kapanacak ve akşamları yanacaktır. Bu da sistemle beraber sizlere göndereceğim. Gördüğünüz gibi şu andaki sistem budur. Bunu bahçenize veya reklam amaçlı öğrencilere, tez amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.